Aşkım sizden bir film daha olacak. Ben de size sarılabilir miyim? Sarılabilirsin. Evet. Tamam. Suudiye'ydi değil mi daha önceki? Hayır, Tuana'ydı. Tuana, özür dilerim. Uydurdum. Bağımsız bir senaryo yazarıyım. Ben şunu çok net söyleyeyim. Siz o desteği verin, ben sizi ödüle doyuracağım. Atakent Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Devlet liselerindeki ekipmanların da, kitapların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir soruna işaret ettin kızım sen. Bu akşam şanslıyız çünkü burada gördüğünüz heyet olarak sizlerle biraz sohbet etmek için buradayız. Biraz edebiyat konuşmak. Allah'tan benim yanımda bir edebiyat fakültesi mezunu bir hanımefendi var. Kendinden tiyolar alacağım. Ama gerçekten gururluyuz. Bugün aslında 56. kütüphanemizi İstanbulluyla buluşturmuş olduk. Ve yüz binlerce kitap envanterimizi biz, siz kıymetli vatandaşlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize, herkese sunmanın gayreti içinde olduk. Bu akşam da buradayız. Ama bu akşamın bir özelliği de gerçekten Metin Altıok ismini burada yaşatıyor olmamız. Çok önemli bir şairimizin ismiyle burası daha da coşkulu olacak, daha da özenli bir yer olacak. Hazır kendisi buradayken şöyle yapalım. Arkadaşlarımız biraz daha Metin Altıok'u tanısınlar. Ben kendisine sözü vereyim. Ömrümce kendimi hep sözde buldum. Söz cehennemdi, yanıp kavruldum. Yeniden doğdum kendi külümden. Ben Anka'ydım, konuşuldum demişti. Dizelerindeki gibi bir kaderi oldu. Sözleri yüzünden, düşünceleri yüzünden hedef alınan sayısız aydınımızdan biri oldu. 2 Temmuz 1993 karanlığında, bir ortaçağ karanlığında Sivas'ta yazarlarla, şairlerle, gencecik Semah Dönen tiyatrocularla, dansçılarla, yoldaşlarıyla birlikte bir otelde ateşe verildi. Ama onların her biri kendi küllerinden yeniden doğdular, Anka oldular. Ben bugün burada olduğum için iki kere mutluyum. Her şeyden önce çok teşekkür ediyorum. Kütüphaneler zincirinin 56. dediniz değil mi? 56. halkası olmak. Çünkü aslında aydınlık bir gelecek için en önemli şey bilgi, kültür, birikim, donanım. Ama bunun kadar önemli olan bir başka şey var, o da bellek. Burası toplumun hafızası olacak, geleceğin köprüsü olacak. Sizler gibi gençlerin zor koşullarda erişemediği, her kitaba eriştiği, her bilgiye eriştiği, şiirlerle buluştuğu, yazılarla buluştuğu bir yer olacak. Hakikaten çok kıymetli ve beni bu kalabalığıyla gencecik gözlere bakmakla da ayrıca duygulandıran bir gün oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başta Ekrem Başkanımız. Burada görüyorum çok güzel bir topluluk var. Özellikle çocuklardan ve gençlerden hani bu kütüphanelerle ilgili ne düşünüyorlar? Az önce söylediğim anlamda kitap, kütüphane, eğitim bu konuda düşünceleri olan var mı? Başkanım merhaba. Ben biraz hazırlık geldim. Kağıt kalemi falan. Eyvah. Evde biraz not aldım. Biraz sorguya çekmiş gibi olacağım, kusura bakmayın. Olsun canım. Meral Başkanımız not almak buradayken güzel bir şey. Ben benim size bütün siyasilere kızdığım noktalar elbette var. Ama ben anneme de kızıyorum, babama da kızıyorum, kardeşime de kızıyorum, arkadaşıma da kızıyorum. Demek ki bu iyi bir şey. Sizi samimi ve içten görüyorum ki kızabiliyorum. Geçtiğimiz günlerde bir metro açılışında Sayın Cumhurbaşkanı şöyle ifadelerde bulunmuştu. Şöyle söylemişti. Demişti ki hani onlar bir çivi dahi çakamaz gibisinden bir şey söylemişti. Bu benim çok zoruma gitti. Metrolarla çok fazla ilgilenen biriyim. Altyapı, ulaşım vesaire bu projelerle çok fazla ilgilenen biriyim. Bu edebi konuların haricinde. Ve bunu görmek bana, yani bunları duymak beni çok kötü hissettirdi. Görünen köy kılavuz istemez. Ve siyasette bu kadar laf dalaşının yanında ben belirli kanıtlarla da geldim. Belki program sonrasında
müsait olursanız sizlere onları da gösteririm. Bence bunun en net çözümü şeffaflıktır. Ben şeffaflık konusunda belirli bir nokta kat ettiğinizi biliyorum, görüyorum. Teşekkür ediyorum fakat hala yeterli olduğuna inanmıyorum. Mutlaka senden irtibatlaşsınlar ve önerin nedir buna bakalım birincisi. İkincisi diğer kısımla ilgili önerilerini de dinlemek adına elbette bizim çalışmalarımızı tanıtım konusunda yoğun çabamız var. Ama bazen gönül gözü kör olana ne yaparsan yap geçmiyor yani. Ya da duymak istemiyor ya da duyduğuna bile dönük değil de o bildiği gibi bir propaganda yapıyor. Bu bağlamda ama önerilerini dinlemek isteriz. Pelin Hanım'la seni buluşturalım, olur mu? Çok mutlu olurum. Peki. Çok sevinirim. Teşekkürler. Merhaba, ben Tuğan Ertin Taner. Atakent Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Size devlet liseleri hakkında bir soru sormak istiyorum. Öncelikle ikinizin de gözünde o ışığı görüyorum. Bizim şu dönemde ihtiyacımız olan en büyük şey aslında gençlerin başkanlar üzerinde o ışığı görmek. Sizin gözünüzde bize karşı olan sevgi, merhamet, vicdanlı yaklaşmayı biz aslında gençler olarak görebiliyoruz. Işığınız beni aldı. Öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Sonra ileride ben de hukuk okumak isteyen bir öğrenci olarak devlet liselerindeki ekipmanların da kitapların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bizler için önemli olan demokrasi dersleri, halk eğitimi dersleri, felsefe dersleri ve gerekli kitaplar, gerekli düşünürlerin, gerekse Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim için yazmış olduğu birçok eserlerin devlet liselerinde ulaşmamız pek de mümkün olmuyor. Kütüphanelerimiz yetersiz. Devlet liseleriyle ilgili açmak istediğiniz kütüphaneler, yapmak istediğiniz çalışmalar var mı? Kendi lisem için henüz bir kütüphanemiz yok. Bizim de maddi olarak çok maddi seviyesi yüksek bir belde değil burası ve çevresi de aynı şekilde. Ve kitaplar da günümüzün ekonomisiyle çok pahalı. Önemli kitaplara ulaşmak için de kütüphaneler açıyorsunuz. Zaten bunun için buradayız. Peki bu devlet liselerinde devam edecek mi? Çok önemli bir soruna işaret ettin kızım sen. Şimdi burada ben oturuyorum. 56 doğumluyum. 1956'da doğdum. Eğer siyasete atılmamış olsaydım bir profesör emeklisi olarak belki size tavsiyelerde bulunup sizi uyuz edecektim. Ama o günün şartlarında eğitim sosyal adaleti sağlar. Eğitim fırsat eşitliğini sağlar. Eğitim sınıflar arası geçirgenliği sağlar. Eğitim bunları sağladığı için de demokrasinin tam ve kamil uygulanmasını sağlar. Ben üniversite mezunu doktoralı bir babaanneyim. Anneanne üniversite mezunu, dede doktoralı, bir dede üniversite mezunu ama benim torunum 4 yaşındaki Ayda, babaannesi köyde doğmuş babaannesi Meral'in şansına sahip değil. Sadece param varsa iyi yerlerde okutabildiğiniz bir sistemden bahsediyorum. Dolayısıyla eğitim bu kadar önemli. Şimdi birini tanıştıracağım size, Elif Sözen. Devlet okullarında okumuş bir kız. Dünyanın en iyi okullarını bursla kazanmış, okumuş bir kız, MIT mezunu. Şimdi dünyanın en iyi finans gruplarının başında, aynı eğitim sisteminden gelerek bunları başarmış bir kadından bahsediyorum. Biz size maalesef bu yakaladığımız şansların hiçbirini veremedik. Asıl her birimizin yakasına yapışmanız gereken orası. Devlet liseleri olmadıkça, devlet hastaneleri olmadıkça, yargı bağımsız, korkusuz, tarafsız olmadıkça bu ülke düzelmez kızım. Onun için de hep beraber bunu düzelteceğiz. Birinci önceliğimiz eğitim. Ama talep edeceksiniz, isteyeceksiniz. Gökyüzündeki yıldızları isteyeceksiniz. Gökyüzündeki yıldızları. Bugün bir iftara, muhtar iftarına davet etti Sayın Başkanım beni ve arkadaşlarımı. Onu yaptık. Sonra genç duyunca, esasında ben ilkokul öğretmenliğinden gelen bir insanım. Gençleri duyunca yani arkadaşa tebelleş oldum. Dolayısıyla şimdi Ankara'ya döneceğim ben. Yarın sabahta tekrar iki programım var. Sizleri gördüm, bir enerji aldım. Hiç kimse kalkmadan, yavaşçacık ben buradan çıkayım gideyim. İsmim Dilay Sude İhtiyar. Ben aslında birçok üniversitede hani arkadaşlarımla oturup konuştuğumuzda hepimizin ortak vardığı bir kanı var. Burada bugün
bunu isteyeceğim sizden. Biz şu an maalesef online eğitime tabi tutuluyoruz. Aslında hibrit dediler ama çok bölünüyor. Ben bir gittim hani dedim yüz yüze göreyim bir de. Hoca bir online bir işte sınıftaki öğrenciler herkese aynı anda yetişmeye çalışıyor ve asla verimli bir eğitim almıyoruz. Şahsen ben yaşadığım durumu anlatmak istiyorum. Şu an ben evet online ama bir üniversite bu ve tüm gün derse girmiyorum sonuç olarak. Part-time bir iş arasam kimse kollarını açmış işte üniversite okuyan bir öğrenciye sen gel sen gel yapmıyor. Aldıkları zaman da asla bir insanmışçasına böyle muamele etmiyorlar. İşte diyelim dış ticaret departmanında bir yere işe girmek istesem sen tecrübesizsin alamam. Sanki kendileri en başında tecrübeli olarak böyle doğmuşlar gibi davrandıkları için biz üniversite öğrencileri olarak çok dışlanıyoruz. Bizim sizden tek bir isteğimiz var üniversite öğrencileri olarak. Bize hem tecrübe edinebileceğimiz her bölümden 2 büro, 3 büro yani bu size kalmış bir şey. Biz bölge bölge çalışabileceğimiz ve kendimizi geliştirebileceğimiz alanlar istiyoruz. Bir kere okul okulda, hele hele üniversitede, üniversite öğrencilerinin bu şekilde bir online ders düzenine mahkum edilmesine karşın 5-6 kez Twitter'dan duygularımı duyurdum. Biz bunu mesela hukukçularla konuştuk. Çok kıymetli hukukçularla yüz yüze bir eğitim almaları konusunda bir iki ay kadar hafta sonu seminerler yaptık Cemal Reşit Rey'de. 2000'e yakın gencimiz oradan hatta bizden sertifika aldılar. Bunu düşünelim, geliştirmeyi düşünelim. Haklısınız, gençlerimize çok ciddi bir sıkıntı bu. Başka ne yapabiliriz diye sizin çalışma koşullarınız derken aslında gelişiminize katkı sunacak. Bizim Enstitü İstanbul kurumumuza bunu ileteceğim. Şu anlamda acaba nasıl bir etkileşim yapabiliriz? Okuldan uzak kalan insanlara uygulamalı birebir yüz yüze hangi kabiliyetleri sunalım ki oradan bir fayda oluşsun diye bir çalışmayı yapacağız. Sana bunu duyurmuş olayım. Çok teşekkür ederim. Hukukçularla yaptık. Bakalım hangi alanlarda daha fazla geliştirebiliriz. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyoruz. Evet, İyi ki varsınız. Sağ ol. Teşekkürler. Cumhurbaşkanı yardımcısı olduğunuz zaman bu 10 yıl içinde İstanbul için ne yapmayı planlıyorsunuz? Özellikle hatta gençler için. İstanbul'un 2050 vizyonu çok önemli. Dünya mesela 2050 bize sanki çok uzakmış gibi geliyor ama baktığınızda biz o raporu hazırlamaya başladığımızda 30 yıl vardı ve artık kentler için 30 yıl, 50 yıl hatta 100 yıla varan geleceğin tasarlanması konusu dünyanın gündeminde. Ama İstanbul ne yazık ki günü kurtardığı bir süreci yaşadı. Bakın bir milat vereyim size özellikle 2009'dan sonra. 2009'da bak gerçekleri söylüyorum. Yine aynı iktidar vardı. Aynı iktidara mensup İstanbul Büyükşehir Belediyesi vardı. Ama 7-8 yıllık bir çalışmayla yine o dönem İstanbul'un geleceği çalışılmış ve bütün İstanbul'un planlaması yapılmıştı. Ve çok özel bir durumdur. 2009'da ki o dönemde bizim partimizin de meclis üyeleri vardı. Oy birliğiyle kabul edilmişti bu plan. Oy birliğiyle. Bu plan 2 yıl sonra iptal edildi. Neden? 2 yıl sonra iptal edildi ve dendi ki bu yok. Neden? Kanal İstanbul'u açıkladılar. Kimseye sormadan. Neden? Havalimanı stratejisini değiştirdiler. Bir çıkar ve rant uğruna İstanbul'un açıkçası sağı solu çekiştirildi. Ve gerçekten düzeni bozuldu İstanbul'un. Hem doğal düzeni hem yaşamsal düzeni. Bunun adına ulaşım deyin, bunun adına eğitim deyin, bunun adına çevre deyin, birçok konuyu sıralayabiliriz. 10 yıl içinde, yani 4 yılda yaptıklarımızı görüyorum. Engellendiğimiz safhaları da görüyorum, yaşadım. 10 yılda biz İstanbul'da bugünün insanları ve gençleri olarak size mucizeymiş gibi gelecek hizmetleri sunabiliriz. Bu kadar yani inançlıyım ve buna gerçekten kanaat getirmiş durumdayım. Niye? Çünkü biz 5 iş planlıyorsak
merkezi idareyle yürütmemiz gereken en az ikisi üçü var. Ve biz bunlarda çok sıkıntı çektik. Bazen İstanbul'un göbeğindeki bir parkı, bir meydanı, bir tarihi binayı restore edebilmek için bile 2 sene beklediğimiz konular oldu. 3 sene beklediğimiz konular oldu. Halbuki kentin başka sorunları da var. Bugün en güncel konu yine deprem. Aslında hiç güncelliğini yitirmemeli. Mesela İstanbul'da stratejik bir planlama, ki biz bunun altlığını hazırladık, çalışıyoruz da, ama büyük bir işbirliğine ihtiyacımız var. Merkezi idare olmadan bu olmaz. Biz 10 yılda İstanbul'un bu depremle ilgili dayanıksızlığının büyük bir kısmını çözebiliriz. Yaptığımız stratejik planlamada biz örneğin 20 yıla yakın bir sürede İstanbul'u dayanıklı bir kent haline getirebiliriz iddiasını ortaya koymuştuk. 10 yılda büyük işler yaparız. Bu anlamda en büyük güvencemiz ne biliyor musunuz? Yüzümüz size dönük olacak. Sizinle konuşacağız, sizinle iletişim halinde olacağız. Sizden kastım bu şehrin her insanı. Ve bunun, bu dönemin, bu iktidarın bize yaşattığı engellemeleri hiçbir siyasi partiye mensup olan bir başka belediye başkanına asla yaşatmayacağız. Yani işi memleketin işi olarak görüp beraber uzlaşarak hayata geçireceğiz diyeyim. Adım Yeliz. Marmara Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı bölümünden mezun oldum 2021 yılında. Şu an hali hazırda KPSS'ye çalışıyorum. Benim bir öğretmen adayı olarak söyleyebileceğim naçizane hem gençlere hem ebeveynlere birkaç tavsiye var. Özellikle ben buradan anne babalara birkaç bir şey söylemek istiyorum. Küçük çocuklara şimdiden okumayı, yazmayı, tiyatroyu, sanatı, yani ne kadar çok küçük yaşlarda aşılamayı becerirsek ileride bizim için o kadar daha kolay olur. Yani ben kesinlikle edebiyatsız bir dünya düşünemiyorum. Bu kütüphane bile küçük çekmece, bana göre bir veli nimet. Bu kütüphanelerin daha fazla artmasını istiyorum. Merhabalar, Ayşe İskender ben. Marmara Üniversitesi'nden Fizik Tedavi Rehabilitasyon bölümünden mezun oldum, fizyoterapistim. Şu anda ben yine yüksek lisans yapıyorum alanımda. Ama yine de çabalamak gerekiyor bazı şeyler olmazsa. Onun için ben kütüphanelerde geçirdim üniversite hayatımı, lise hayatımı. Benim için çok kıymetliydi. Arkadaşımızın da dediği gibi bir kütüphaneye gitmek bile o yarım saatlik, bir saatlik zamanda bile çok fazla zaman harcamak, o bile size zaman kaybı geliyor. O yüzden böyle mahallelere, etrafta kütüphanelerin çoğalması, okuyan gençlerin çoğalması, ama kaliteli bir şekilde devlet okullarında okumanın da bu kütüphaneleri kullanarak gerçekten bir şeyleri bilerek okumanın, sadece maddiyatla değil her şeyin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarıma da buradan bol bol kütüphaneleri verimli bir şekilde kullanarak buraları boş bırakmayın. Elinizden geldiğince sömürün. Harikasın. Ben yazılım hakkında konuşmak istiyorum. Ülkede yazılım eğitimi gerçekten az. Ve bizim geleceğimiz yazılım. Yani her şeyin üretiminde yazılım bulunuyor. Bilgisayarda bile. Ya her şey çok pahalandı. Bir bilgisayarlara merak duyuyorum. Ben sadece videolarını izleyebiliyorum. Yani ülkemize yazılım gelmeli. Yazılım kursları daha çok açılmalı. Çok teşekkürler, harikasın. Şöyle söyleyeyim, yazılımla ilgili iş garantili eğitim kurslarımız var Enstitü İstanbul'da. Ayrıca senin yaş grubunla ilgili de spor müdürlüğümüzün bünyesinde yine yaz döneminde özellikle kamplarımız var. Kış dönemi de devam ediyor. Ama bunu tabii çok arttırmamız lazım. Lütfen onu da bir ara burada kütüphanedeki arkadaşlarımızdan sor ve öğren. Katılmanı istiyorum. Bu güzel fikrinden dolayı da sana teşekkür ediyorum. Başkanım merhaba, hoş geldiniz. Çok hızlısınız bu arada. Çanakkale'de gördüm Twitter'da bugün sizi. Baktım bugün de geleceğinizi biliyordum ama hiç tahmin etmemiştim. Hoş geldiniz. Sağ ol.
Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Harikasın. Kütüphanelerle ilgili sorunlardan bahsetmek istiyorum. İstanbul'da hemen hemen çoğu kütüphaneyi ziyaret ettim ancak hemen hemen hepsinde aynı sorun var. Öncelikle internet sorunu var. İnternet bağlantısı mevcut ama bağlantısı çok yavaş. Ders kayıtlarını bile zor izliyoruz. Ben bilgisayar kullanarak ders çalışıyorum. Aynı zamanda karşımdaki masadaki insan da ders çalıştığı zaman bir elektrik sorunu oluyor. Ve üçüncü sorun da bence çalışma saatleri. Çoğu kütüphanemiz 7'de kapanıyor ve 9'da açılıyor. O gün hani önemli bir işimiz olabilir. Biraz geç katılmak zorunda kaldığımızda maalesef çok kısa zaman dilimde verimli bir şekilde ders çalışmamız gerekiyor ve maalesef bu da çok zor oluyor. Ben bu kütüphanenin sizden 7/24 açık olmasını rica ediyorum. Talebinizde haklısınız ama tabii her kütüphanenin koşulları gereği. Yani 24 saat açık olmasıyla ilgili bazı sıkıntılar olabiliyor. Bulunduğu bina, bulunduğu ortam. Çünkü bu aynı zamanda güvenlik organizasyonu demek, başka başka ihtiyaçları demek. Ama bir kısmında 24 saate, bir kısmında da yani süreyi uzatmayla ilgili çalışmalarımız var. Zaten bir bölümü de öyle hizmet veriyor zaten. Ama sayısını arttırma konusunda çalışıyoruz. Açıkçası bu internetle ilgili ben de ziyaret ettiğimde yavaş vesaire diyen arkadaşlarımız var. Bu konuda da ben de söylüyorum. Bu çağda internet sorunu duymak istemiyorum. Çok net. Yani bu çağda bu olmaz. Ama ben de dönem dönem duyuyorum. Bazı yerlerde bu sorun yok ama bazı yerlerde bu sorunu duyuyorum. Mutlaka telafi edeceğiz. Dilek'le beraber yanınızdayız. Ben Dilek'in de önümde duran, ilham veren adımlarla ilgili çalışması var. Özellikle genç kızlarımıza, özellikle çocuklara dönük güzel çalışmaları var İstanbul Vakfı'nın. Belki o da edebiyatla ilgili zaten sağ olsun evimizin lokomotifi. Ona imrenip hepimiz kitaba sarılmaya gayret ediyoruz. Ona söz vermek istiyorum. Hocamızın dediği gibi edebiyatsız bir hayat düşünülemez. Aslında düşünmek için de edebiyata ihtiyacımız var. O yüzden ne kadar çok kitap okursak, o kitapları okurken her hangi konu olursa olsun hayatımızın hangi tarafına işleyebileceğimizi hesaplayarak okursak, kitaptan alacak olduğumuz katkı inanın daha da fazla olacak. Ben çünkü kitaplarımı öyle seçiyorum. Yani okuyacağım her kitap beni bir sonraki adıma nasıl taşıyabilir? Hep bu düşünceyle, bu kaygıyla okuyorum kitaplarımı ve çocuklarıma da bunu öneriyorum. Ruhumuzu da beslememiz lazım. Yani yaşadığımız hayata adapte olabilmek için kendi içimizi ve kendi özbenliğimizi beslememiz gerekiyor. Bunun da tek yolu kitap ve müzik. Gerçekten hepinize kitap dolu bir hayat diliyorum. Bir yeraltı suyu olarak kalmıştır Memuzin. Doğuda bile çok az kimsenin bildiği. Çünkü Ahmet'e hani takılıp kalmıştır. Her zaman sıkı bir kimlik kontrolüne sanırım bir tek Hilmi Yavuz'da geçer. Bildiğim kadarıyla yazılı Türk şiirine. Cemal diyor ki aşktan aşka fark vardır. Bazen ipe götürür, sallandırır sehpada. Buyurgandır adına hutbe okutur bazen. Kendine yol döşeyenden gerçek aşkı bekleme. Örneğin kimine Paris'te aşk başkadır. Oysa Cemal hiç sevmedi o başka aşkı. Bir Sunay'la beraber gidip de gördüğünde elini bile sürmeden aynı otelde yattı. Bir kuş yuvası ekiyle ama o da yerinde. Bağlı kaldı doğunun gizemli aşk fiiline. Cemal diyor ki aşkla vardım bir gürlüğe, daha geniş bir gökyüzünde soluk alan şiire, bir aptal görgüsüyle benden çıkıp yürüdüm. Bakın, görün ölümün başı nasıl önünde. Hepinize teşekkür ediyoruz. Sevgili gençler, bir şey söylemek istiyorum. Oy veren, oy yaşı gelen gençler var aramızda. Oldukça sayısı yüksek. Ama ben biliyorum ki oy vermese de az önce 10. sınıf arkadaşımızı dinledim burada. Çok dolu dolu şeyler söyledi. Bilinci çok yüksek gençlerimiz var. Siyaset ayıp bir şey değil.
Evet, siyasetçiler olarak bizler ayıp yapıyoruz bazen. Bu hoş bir şey değil ama siyaset ayıp bir şey değil. Siyaset bir çözüm alanı ve bu seçim önemli bir seçim. Aslında bu seçim geleceğimizin seçimi, özgürlüklerin, adalet, hak, hukuk talebinin karşılık bulacağı ya da bulmayacağı bir seçim. Dolayısıyla lütfen konuyu çok ciddiye alalım. Özellikle oy verecek genç arkadaşlarımdan bunu istiyorum. Ve özellikle de şunu istiyorum. Kırılabilirsiniz, üzülebilirsiniz, kızabilirsiniz. Duygularınız var, bunu anlıyorum ama siz ve yakın arkadaşlarınızla konuşun, oyunuzu sakın bölmeyin. Oyunuzun adresi hedefinde millete iyi hizmet olan ve milletin ittifakını kurmak olan Millet İttifakı olmalı. Ve mutlaka Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermelisiniz diye düşünüyorum. Buna özeninizi talep ediyorum. Sizi mahcup etmeyeceğiz. Bakın biz hep beraber 6 lider bir arada, bunu handikap gibi düşünüyorlar. Asla öyle değil. Ben ortak aklın şurada bile ortak aklın bize öğrettikleri sayesinde birçok konuyu belki düzelteceğiz. Vatandaşını dinlemeyen akıldan kurtulma, vatandaşını dinleyerek onunla beraber iş üretme aklından faydalanma dönemi arasında bir tercih seçimidir bu. Lütfen ortak aklın yanında olun, bu birlikteliğin yanında olun. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Suudi'ydi değil mi daha önceki? Hayır, Tuana'ydı. Tuana, özür dilerim, uydurdum. Bağımsız bir senaryo yazarıyım. Ben şunu çok net söyleyeyim. Siz o desteği verin, ben sizi ödüle doyuracağım. Atakent Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Devlet liselerindeki ekipmanların da, kitapların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Çok önemli bir soruna işaret ettin kızım sen.